Merhaba dostlar. Bugün Pokemon'la karşınızdayız. Hep Magic, hep Magic bir yere kadar. Kızımın doğum günü yaklaşıyor. Bunları ona hediye etmek istiyorum. Doğum günden önce bu videoyu aradan çıkarmam gerekiyordu. Rozetlerimi bile taktım bu video için. Brock'tan Misty'ye, Tame Mansurge'den Erika'ya, Sabrina, Koga, Blaine ve Giovanni derken 8 rozetimi de aldım. Şimdi 6 Pokemon'umu burada sizle çıkarıp Pokemon Ligi'ne gidebilirim. Bugün bunlara bakacağız. Bir Venusaur'um var. Bir tane beyaz topum var. Bunları daha önce açmıştım, belki hatırlarsınız. Battle figürlerim var. Bu figürler niçin? Çünkü peluş oyuncaklarım var. Daha önce göstermiştim. Bunlarla kızım çok oynuyor. Fakat işte suya da sokmak istiyor. Ve burada biz takılıyoruz. O yüzden biraz da bunları aldım. Bunlarla suda da oynayabilir diye düşünüyorum. Bir Gyarados'um var. Bilmiyorum ekrana yansıyor mu. Bir tane bir lot diyeyim artık. Kutum var. 10 paketin olduğu. Detective Pikachu var. Pikachu sonuçta. Filmi de çıktı biliyorsunuz 2017. Ve başka yine bir figür ve birkaç da kart açılışı olacak. Hemen bunlara geçelim. Çok sabırsızım. Çok heyecanlıyım. Hepimizin çocukluğu tekrar karşımızda. Evet, şimdi hemen şuradan Blastoise alıyorum. Blastoise biraz hasarlı geldi bana çünkü gümrükte buna çok bakmak istediler. Hatta koca koca paketlere bakmıyorsunuz, niye buna bakıyorsunuz diye de isyan etmişliğim oldu ama değişik şeyler oluyormuş. Bir dakika. Evet, burada diğer ürün tipleri var. Çok üzerine durmuyorum. Bir skalamız var. İşte neler olduğuna ilişkin. İşte böyle bir resim var. Diğer ürünleri gösteriyor. Zaten Gyarados'umuz mevcut. Orada bizi bekliyor. Dragonite almadım. Çok basit, vasat duruyor. Blaziken de yenilerden de çok üstte durmadım. Şimdi gelelim Blastoise'e. Evet. Seni seçtim Blastoise deyip bunu sahneye koyuyorum. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Oyuna girdiğinde veya işte çizgi filmde yani Pokétopundan çıkıyor. Blastoise yapıyor. Aynen bu ağırlıkla oturdu. Bu arada şunu da şöyle yapalım. Bu Deluxe Action Figure diye geçiyor. Şöyle koyuyorum. Bu suları atıyor. Eller ayaklar oynuyor. Ayaklar oynuyor. Kuyruk ve ağız açılıyor. Ve şimdi bir de sularımız var. Bakalım bunlar bize nasıl cevap veriyor. Saldır Blastoise. Evet, bu arada müthiş bir Gyarados matım var. Aklıma geldikçe böyle yüzünüze vuracağım. Çünkü Gyarados'u çok seviyorum. Evet, sırada bu var. Dedektif Pikachu'yu falan şöyle biraz kenara itelim. Bu bir multipack. Ben aslında böyle bir şey niyetli değildim. Gyarados'u aldıktan sonra ya dedim şöyle şey yapayım. Özellikle göstermiyorum sürpriz olsun diye. Magikarp'ı yanına nasıl koyarım diye arıyordum. Magikarp'ı tek figür olarak 24-25 dolara satıyorlar. Sonra buna denk geldim. Bu ikinci el bir ürün. Ve şurada bilmiyorum görecek misiniz? Amazon beni çok etkiledi. Diyor ki thanks to you this product has a second life. Yani size teşekkür ediyoruz. Bu ürünün ikinci bir hayatı oldu senin sayende. Bunu diyor aynen. Ve bu beni çok etkiledi çünkü bir kere bir sahibi var. Kim bilir ne maceralar yaşadı. Sonra bir depoya giriyor ve ben bunu almasaydım bunu hususi sordum. Bu ürün imha edilecekmiş. Hani resmen hayatını kurtardım. O yüzden ne bileyim yani ikinci el mi ikinci el önemli değil. Benim için ayrı bir kıymetli. Yani kutusundaki şu etiket bile bence paha biçilemez. Kutuya gelince arkasını alayım. Kutu çok basit bir şeyle bantlanmış sadece. İçerik olarak da dediğim gibi şöyle birlikte çıkaralım. Haydi Pokemonlar sahaya. Şöyle kutumuzu bırakıyorum. Evet, gördüğünüz üzere ilk 3 Pokemon elimizde. Balbazar, Charmander, Squirtle diye bir dünya bonus var ve burada bir baba Charizard bizi bekliyor. Şimdi bunları çıkarıyorum. Evet, ilk önce şu babaları bir çıkaralım. Bir Jolteon var. Jolteon, Eevee'nin gelişmişi, elektrik tipli. Başı hareket ediyor, ayaklar hareket ediyor. Jolt, jolt diye buraya oturuyor. Hemen oradan onun küçüğünü çıkarıyorum. Eevee karşımızda. Son zamanların çok popüler Pokemon'u. Pikachu'dan sonra belki de en popüler olan bu. Devamında tabii ki de çıkarabilirsem bayağı da zor olmuştu. Pikachu var. Pikachu anlatmama gerek yok. Hepimiz biliyoruz zaten.
Bu küçükler hiç hareket etmiyor. Direkt ham haliyle denk gelmiş. İşte Squirtle burada. Squirtle'ımız Blastoise'in önüne koyalım. Şöyle onun gölgesinde olsun. Şuradan bir Jigglypuff var. Jigglypuff'ın şarkısını bence hatırlamayanınız yoktur. Bir de üzerine yüz boyuyordu. Balbazar geldi. Balbazar'da böyle koyuyorum. Zaten burada babası bekliyor onu, öyle söyleyeyim. Balbazar. Ha, bu arada çok özür dileyerek şunu atladım söylemeyi. Ayvazar, Charmeleon ve Wartortle. Yani bunların ikinci formları. Zaten üçüncü Blastoise, Venusaur ve Charizard oluyor. Bu videoya yetişmedi. Muhtemelen kızımın doğum gününe de yetişmeyecek. Onları yani bir başka Pokemon lotunda açarım yetiştiğinde. Daha gelmedi elime. Keşke yetiştirebilseydim ama şimdilik bunlar bile bize yeter diyorum. Evet, Charmander'ı şuradan çıkaralım. İşte bir küçük şirin Charmander geliyor. Şimdi en baba 3 figür kaldı. Magikarp da aslında çok ünlü oldu. Neden? Çünkü en vasıfsız Pokemon. En vasıfsız olmasına rağmen epey bir meşhur ve bilenler bilir, bu Magikarp günün sonunda devasa bir Gyarados oluyor. Birçok şeyde hatta bunu alt şeyine çıkarayım. İşte no pain no gain diyorlar. Buradaki pain Magikarp oluyor. Gain Gyarados oluyor. İşte bunu atasözleriyle özleştirenler oldu. Yok işte çok çile çekmeden büyük güce ulaşamazsın vari. Tabi Japonya yani Orta Asya sonu devamıyla yani son Asya'nın genel popülasyonu denize düşkün ve deniz canlısıyla yaşadığı için Magikarp'tan Gyarados'a geçiş ayrı bir onlarda fantazi oluyor. Devam edelim. Charizard'dan önce şu Hunter'ı alalım. Tabi Hunter bir hayalet Pokemon. Elleri kolları ayrı haliyle. Hunter'ı hatırlarsanız eğer zaten vücutla elin bağlantısı gözükmüyordu. Bunu şurada bir parçası alalım. Evet. Şimdi burada da aynı mantığı benimsemişler. Tabi ufak tefek buralarda çizikler var. Belki videoda gözükmüyor. Ben görüyorum ama bunu ikinci el olmasından kaynaklı olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve buna yeni bir şans verdiğimizi hatırlamalıyız tekrardan. Evet. Burada güzel takma yerleri var. Hunter'ın elleri için. Ve Hunter bu şekilde karşımızda. Bu da epey çizgi filmde bizi yani nasıl diyeyim, favorileştirmişti. Eşin bir numaralı Pokemon'larından biri olmuştu. Ve şimdi sıra baba Charizard'da. İşte Charizard sağda. Bana göre ilk 3 Pokemon arasında en kral Pokemon'dur. Eller hareket ediyor. Kanatlar çalışıyor. Şöyle bir de saldırı pozisyonu alıyor. Ve bunun burada bir de bir çubuk var. Evet. Bu da attığı ateş ağzının içinden atıyor haliyle. Evet, şu şekilde bir hedef belirleyelim. Bakalım vurabileceğiz mi? Charizard pozisyon alıyor. Ateş. Ama vuramadım. Yine de Charizard Blastoise'le ebedi mücadelesi için hazır. Ayı kurduk. Pikachu'yu hakem yaptık. Ve ebedi karşılaşma hazır. Ama ondan önce iki Pokemon daha sahaya sürmek lazım. Sıra bunda. Bu da ayrı bir epik figür. Bunda da yani çok böyle bir numara yok. Sabit, standart, plastik. Bunu neden aldım? Çünkü Pikachu da var. Charmander da var. Esas da ilk önce bunu almıştım. Daha sonra bu paketi görünce yani şu size daha demin açtığım paketi görünce dayanamayıp onu aldım. Bunlar bonus oldu. Ama tabi burada figürlerin farklı tasarımlı olması kötü değil. İşte bir Charmander saldırı anında, çünkü bir önceki daha böyle eğlence anında gibiydi. Ve yine daha ciddi bir Pikachu var. Buna göre bunları da şöyle karşılıklı bir saldırı anındaymış gibi sahneye koyabiliriz. Şimdi sıra babalarda, Venusaur'a geçiyorum. Şimdi Venusaur'a getiriyorum. Florizare Fransızca ismi. Bisaflor da Almanca ismiymiş. Bence Venusaur en iyisi. Evet. Venusaur çok devasa duruyor. Bunların hepsi kendi içlerinde ölçeklendirme olarak birebir aynı ölçekte. Yani hani atıyorum şimdi 1/16 ise bunların hepsi 1/16. Yani boyutları bir Pokemon dünyasında şu farklılıklar eş. Yani hani gerçekte de öyle gözüküyorlar.
Benzer hepsinden büyük tabi. Arkasında zaten kısa bir bilgi yazıyor. Şöyle size göstereyim. İşte Venüzar güneşi sever, güneş altında yatar, tepesindeki şey böyle ışıldar falan bari bir şey yapıyor. Bu bir şey atacak mı onu bilmiyorum. Böyle yaprak maprak atıyorsa da çok mutlu olurum. Çünkü bunun su attığını gördükten sonra, bunun ateş attığını gördükten sonra bundan bir şeyler bekliyorum. Ama ne gelecek onu bilmiyorum. Şimdi kutuyu da temiz temiz bir açalım. Bantı var. Evet, biraz tabii bunlar, bunda da mesela şuralarda birkaç şey var. Bu kutular hasarlı gelmiş. Çünkü şey, dediğim gibi yani kargoyu bu konuda iyi yapamamışlar. Yapamadıkları için de birkaç küçük hasar oluyor. Evet. Şuradan açalım. Evet. Heyecan Doruk'ta. Şimdi açtık. Şöyle yırtıyorum. Evet. İşte ana kutu önümüzde. Venüzar'ı şöyle size lanse edeyim arkadaşlar. Şuraya koyayım. Şunu şöyle kıyıya atalım. Bir kağıt düştü, ona bakalım. İşte baba sağda. Bu arada buradan da bir şey çıktı. O da muhtemelen gene işte. Bir öncekiyle aynı. O yüzden hiç açmayacağım. Bakıyorum. Evet, aynısı. Bunun pek üzerine durmuyorum. Venüzar burada. Şu arka şeylerini bir çözmemiz lazım. Bir dakikanızı rica ediyorum. Remote kasta kesip hemen sonuca bağlayalım. Evet. Evet. İşte Venüzar sağa iniyor. Şu an hızlıca bakıyorum. Evet, el ve ayaklar güzel oynuyor. Arka ayaklar da oynuyor. Yani şöyle göstereyim size. Oturttum. Bir numarası var mı diye bakıyorum. Hiçbir numara yok. Evet, bir ağzı açılıyor. Yani devasa, güzel ama oyundan bir farkı yok. Oyunda Charizard iş yapıyor. Blastoise iş yapıyor. Venüzar yan gelip yatıyor. Burada da gene aynı. Yatıp güneşlenmeye devam ediyor. Ama en azından şöyle düşünebiliriz. Balbazar var. Ayvazar yolda ve Venüzar hazır. Ve burada da gene Squirtle var. Wartortle gelecek. Blastoise hazır. Ve ilk 3 Pokemon için konuşsak Charmander'larımız var, hatta öyle diyeyim. Charmeleon yolda ve Charizard hazır. Üçlüyü tamamladık. Şimdi sıra Baba Gyarados açmakta. Benim favorim. Pokemon eğitmenliği olarak düşünürsek de alacağım 3 Pokemon. 1, 2, 3 bunlar olurdu. Ve devamında da zaten Gyarados'la devam ederdim. Evet arkadaşlar. Pokemon trainerlığında 6. Pokemon'um da işte önümde duruyor. İlk 3 için bunlar arasında tabii değil de, yani genel klasmanda da söylüyorum ama tesadüfen bunları da tamamlamış oldum. Venüzar, Charizard ve Blastoise ilk 3 Pokemon'um olurdu. Pikachu'yu alırdım ama daha sonra Zapdos'la değiştirirdim. Bir pisişik Pokemon alırdım ki bu Hunter veya Alakazam olurdu. Yani Ginger de yapar isterim ama hani o transfer mantığıyla evrim geçirdiği için yapamıyorsunuz. Tabi Alakazam'da Kadabra kalıyor, o yüzden Hunter tercih ediyorum. Ve Gyarados benim en bomba Pokemon'um. Bu bende olduktan sonra sırtım yere gelmez diyorum. Hem favori Pokemon'um olduğu için hem de güçlü olduğu için. Bunlar tabi konuşurken bir yandan da kutuyu açalım. Bu kutuyu çok zarar verip açmak istemiyorum. Çünkü bunu nasıl açılacağını çözdüm mantıken. Çünkü Gyarados dediğim gibi şu şeyden de keselim. Benim için şey, bir tanesi kopmuş bu arada. Birkaç ufak tefek çizik de var. Keşke olmasa ama yani yapamıyorsunuz. Sonuçta bunlar çünkü çok yani önü açık. Bir koruması yok. Ve yani darbe marbe her şey açık bir vaziyette geliyor. Şimdi şurada bir şey gelecek. Bir dakika onu da keselim. Mesela şurada bir yırtık var, görüyorsunuz. Hani bunlar olmasa çok daha iyi olurmuş. Mesela şurası yine açılmış, bakıyorum. Yani bunları maalesef biraz dikkat etmek gerekiyor. Evet, şu an kutudan ayrılması lazım. Bildiğim kadarıyla şu arttan iplerini de çözdüm. Başı boşa düştü. Evet, şöyle çıkarıyorum. Evet,
Gayradosum elimde. Hatta direkt düşüyor. Şöyle kutuları atalım bir kıyıya. Şuradan bir kullanım kozlu gibi bir şey çıktı muhtemelen. Şunu da yırtayım bir dakika. Şu ayağını çıkaralım. Bunda bir şey daha var. Şuradan da geçeyim. Bunun herhalde çıkmak için. Ve Gyarados işte elimde. En sevdiğim Pokemon'um. En güzel figürüyle duruyor. Hareket kabiliyeti çok iyi gözüküyor. Kuyruk tam tur dönüyor. Bir şey atamıyor muhtemelen. Kafanın döndüğünü biliyorum. Dediğim gibi bu zaten hani oynamak için değil ama muhtemelen kızım bununla kesinlikle oynayacak. Umarım çok zarar vermez. Şöyle bir yerleştirecek olursak da kendi durabilecek mi acaba? Evet, şöyle bir dursun. Nasıl takılıyormuş? Bir dakika dostlar. Evet. Şimdi şunu şöyle oturtturalım. Evet, işte Gyarados bu şekilde karşımızda. Şu masum Magikarp'tan işte bu devasa Gyarados önümüze çıkıyor. Kafası oynuyor, vücut gövde oynuyor. Bir şey atmıyor belki Charizard veya Blastoise gibi ama zaten orantısal farkı görüyorsunuz. Gerçekte de hani boyut farkları bu şekilde. Bence çok güzel. Bunu odamın dolabımın şöyle bir köşesine koyacağım. Şuna da bir bakalım hızlıca. Ha, bu muhtemelen ürün şeyi hani diğer ürünleri tanıtıyor. O yüzden çok bir problem değil. Kutuyla ilgili başka diyebileceğim. Şurada bir dipnot var. İşte diyor ki Gyarados inanılmaz yıkıcı, efsanevi ve rakipsiz bir öfke Pokemon'u. Burada hatta diyor ki işte denilen anlatılan hikayelere göre koca bir şehri bir gecede tarumar edip yaktı ejderha öfkesiyle. Değişik. Gyarados bu şekilde. Charizard yanında abi dercesine duruyor. Haydi bakalım diğer şeylere geçelim. Evet, Pokemon'larımı tamamladım. Mutluyum. Biraz da oynadım işin aslı şu video arasında. Çünkü ya yaş kaç olursa olsun seviyorsanız oynanıyor arkadaşlar. Hani ateş mateş atıyor düşünün. Ben buradan böyle eşimi vurmaya çalışıyorum. Ne bileyim yani kızım şu an burada değil. Olsa zaten bu videoyu çekemezdim. Hepsi birbirinden güzel. Hani içindeki ukdelerin biri oldu. Çok mutluyum. Umarım sizler de bu tarz heves ve idealleriniz varsa bir gün gerçekleştirirsiniz. Geliyorum topa. Bu topun biraz yırtık pırtık çünkü kızımın elinden zor kurtardım. Yani şey diğer topları açarken o videoları onunla çekmiştim. Bunu görür görmez bunu açmak için çok uğraştı ama bunları da açacağım için bunu onunla beraber açamadım. Şimdi hemen bunu açalım. Şu kartlarımız neler getiriyor? Çünkü daha dedektif Pikachu bizi bekliyor. Bakalım neler gelecek. Şu topu artık açalım. Kalanını da ben yırtıyorum. Kızımın başaramadığını ben başardım. Evet. Acaba ne coin gelecek? Evet. Şöyle bakalım. Bir Raichu buldum. Raichu bulduğum için çok mutluyum. Çünkü yani Raichu'nun coin'ini beklemiyordum. Beklemenin ötesinde hani bu kutudan beklemiyordum. İlk Pokemon'lar Raichu'dur yani. Onu şöyle kimin eline verelim? Pikachu'ya verelim. Pikachu tutsun. Pikachu da tutamadı. Şöyle dursun artık. Önemli değil. Bu arada burada neler var? Bir Sun and Moon var. Bir Evolutions var. Ve bir de Huha var. Bakalım bunlar bize ne verecek. Ama önce şeyimizi toplayalım. Topa geçmeden önce ama bir de şunu açalım. Hepsi bir arada çıksın. Kutuyu yırtmadan açacağım. Bir tane burada booster var. 4 boosterla şimdi açılışlara geçebiliriz. Sonra da dedektif Pikachu'ya bakarız. Şimdi toplarımız şöyle dursun. Belki uğur getirir. Hemen şurada bir taneden başlıyorum. Evet biraz yırttım ama olsun. Evet arkadaşlar şöyle bir bakayım. Kayda değer bir şey var mı? Aslında kayda değer hiçbir şey yok ama şöyle size göstererek başlıyorum. Bir Skido var. Bir Karablast var. Swablu var. Chimeko var. Mistravius var. Hiç güzel bir şey yok. Bir Diggersby var. İkinci seviye güçlü bir kart. Beyaz bir kart. Bir Grumpig var. Gene güçlü. Gene güzel. Yani bir paketten iki tane böyle seviye çıkmaz genelde. Ve holo olarak
Regice var. Regice. Nasıl okunuyor? İnanın onu bile bilmiyorum bu yeni serilerde. Ama güçlü bir Pokemon'a benziyor. Kodu bıraktım zaten. Bir enerji kartım ve bir tane red kart çıkıyor. Bu paket vasat. Ama olsun. Yani işte belki de Evolutions bize istediğimizi verir. Devam ediyorum. Hemen onu da şurada açalım. Resimden beklentim var. Bakalım resmin içi ne verecek. Şöyle şunu şöyle yapalım. İlk 4 kartım. Komala. Bu neymiş? Cresselia. Bu tek seviye ve güçlü bir kart bu arada. Ve bir tane de Delmiz çıktı. O da yüzlük. Kötü bir kart değil. Ve bir tane de Medicham çıktı. İşte bir tane dövüş Pokemon'u. Holo olarak bir Magnemite'ım var. Güzel ilk Pokemon'lardan. Şunu ayıralım. Evet, devamında da bir Murkoff. Bir Execute ki Grass'tan Pisişe'ye geçti bu artık. Bir Yanma. Ve Yungos var. Ama bu çizimler beni öldürüyor. Daha iyi çizsinler. Ve son olarak da enerjili Dratini'm var elimde. Bunlar da bu şekilde. Evolutions'ı hala bekliyorum. Evet. Magic kadar zor açılmıyor paketler. O konuda çok memnunum. Bir Salandit'le başladım. Şöyle şu enerjiyi önden göstereyim. Şurada kayda değer neler var. Evet, burada güzel kartlar var. Fena değil. Size şöyle açık açık üçlü üçlü çıkaracağım. Bir Pikachu var ki çok tatlı çıkmış. Bir Alolan Geodude'um var ki bunun dörtlüsü bende mevcuttur. Bir Holo olarak Primeape'imiz var ki bundan memnunum. Şuradan diğer üçlüyü alıyorum. Bir Skido var. Bu daha demin de sanki çıktıydı. Bir Scarly var. Ve bir gene foil olarak Type 0 var. Nasıl bir Pokemon anlamadım. Şurada şunları aradan çıkarayım. İşte Salandit, Enerji ve Trainer kartım var. Ve bir Trainer Fighting Memory. Ve son olarak da bunlar iyi olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü en alt sırada bunlar vardı. Bir tanesi Registeel. Öteki de zaten Agron'un gelişmişi. Ama orta seviye olan Lyron. Bunun 3. versiyonu çok daha güçlü. Kötü. Beklediğimi vermedi. Bunlar daha iyi çıkabilirdi. Evolutions'tan beklentim çok büyük. Bunun paketleri bile para ediyor. Öyle söyleyeyim. Bunlar çünkü Charizard, Venusaur, Blastoise, Raichu 3 dörtlüsü olarak paketleniyor. Dördü bir arada satıldığında 50 dolara boş paketini satıldığını görebilirsiniz eBay'de. O yüzden biraz bunu kibar açacağım. Ben de saklamayı düşünüyorum işin aslı. Evet, eskilerin edit haliyle bir Staryu ile başlıyorum. Bir Charmander beni bekliyor. Şurada güzel bir şey gördüm. Çok da heyecanlıyım. Growlithe'm var. Bu yeni tip bir enerji. Bunu bu formatta ilk defa gördüm. Bir metal enerjim var. Evet, bir double colorless'ım var. Şu anki piyasası bunun 9 dolar. Yani aşağı yukarı nereden baksanız 80 lira yapıyor. Bundan daha önce bir tane daha bulmuştum. O yüzden fiyatlarına çok hakimim. İki tane trainer'ım var. Biri maintenance, öteki Brox Grid. Bu da 3 dolar civarlarında. Ucuz bir kart değil. İşte Charmander ve Staryu'yu direkt es geçiyorum. Daha demin söyledim. Gastly'm var. Ve işte günün bombası Magneton. 18 dolar foil ve benim ilk foil kartım aynı zamanda tabi base sette. O yüzden yeri ayrıdır. Hatta sonra saçma sapan bir Ninetales'la takas etmiştim. Çok da üzülmüştüm o vakit. Paketimi de sağlam kurtardım. Saklanabilir. Bu da değerlendirilebilir. Topların piyasasını düşündüğümüzde bu paket gene beni kurtardı. Niye söylüyorum? Çünkü şu biraz pahalı main Pokeball olduğu için ama bunlar 12-15 dolar civarlarında. Ben zaten tek kartla bunu geçtim ve aynı paketten çıkan diğer kartlarla ikinci bir topun parasını bile cebe attım. O yüzden yani şöyle tekli booster alacağınıza gidin şey alın, yani bu topları alın arkadaşlar. Kesinlikle daha avantajlı. Şimdi Detektif Pikachu'ya geçiyorum. Şimdi sıra bunda. Yalnız daha demiş şu önünde bir karmaşa vardı ya arkadaşlar. Orada şu kartı atlamışım. Bir de Polybarrel çıktı o XY'den. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Detektif Pikachu
şu tasarım gereği çok hoşuma gitti ve bunu Türkiye'de bulabiliyorsunuz. Hani çok zor bir ürün değil. Kaça satıldığını inan hatırlamıyorum. Alalı biraz fazla oldu. Bu video için saklamıştım. Şöyle söyleyeyim. Filmi çıktığında bence film güzeldi. Yani Pokemon sevenler için. Şey olarak da şu tasarım çok güzel. Biraz ben hasarlı buldum. Çünkü Remzi Kitap Evi'nde böyle saçma sapan bir yerde atıl vaziyetteydi. Gittim oradan aldım. Coin için, yani coin zaten tartışmasız çok hoş. İki tane değişik paket var. Bunlar ne getirecek, ne çıkaracak onu merak ediyorum. Bir tane de Active Pikachu promom var. Şimdi ben bunu kibarca açacağım ve size neler çıkıyor söyleyeceğim. Arkadaşlar açmadım. Umarım bana inanırsınız ama kutuyu açarken yanlışlıkla yırttım. Ama sizi bekliyor. İlk önce şu pisliği attım. Bir Detective Pikachu var. Promo olarak foil. Güzelce saklanır. Şöyle Hunter'ın ellerine teslim edelim onu. Harika bir coin var. Yani coin de çok güzel. Onu da şöyle kenarıya koyuyorum. Şimdi şu ilk yırtık paketten başlayalım. Şu kodu bir kıyıya atıyorum. Evet. Fena değil. Şöyle hemen Espur, Savk, Crabrawler, Meow ve Stuffle çıktı. İlklerden, hani ön saflardan diyeyim. Bir tane enerji var. Foil olarak Plumeria var. Trainer. Keşke daha bir foil çıksaymış. Seedra'yı görüyorum. Seedra'yı görmek beni mutlu etti. İlklerden Gloom'u görüyorum. Bu da mutlu etti. Bir Butterfree var. Ki bu Butterfree sanki tam o eşin vedalaşma anındaki sahnedeki Butterfree. Ayrı bir güzel. Ve bir tane de Lunaton çıktı. Bunu da Ruby falan oynayanlar mutlaka biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi şunları açalım. Bunları da kibar açmaya çalışacağım. Bir dakika. Evet. Bunlarda sadece 4 tane var. Bu biraz üzücü. Keşke bunlar gibi işte 10 tane falan çıksa. Evet. Bir foil Lickitung çıktı. Devamında bir foil olarak gene Morlul çıktı ki bu nedir diyorum. Bir Ditto çıktı. Küçük jöle ama tehlikeli bir jöle. Ve bir de Ludicolo çıktı. Ya bunların filmle alakalı olması gerekiyor ama niye hiç main Pokemon'lar yok da böyle saçma sapanlar var anlamıyorum. Keşke böyle Balbazarlar, Charizardlar falan çıksa. En azından Charizard çıksın isterdim yani. Bunu da şöyle şuradan bir deneyeceğim. Evet. Belki bunlar da bir gün para yapar. Evet. Bir Snubbull çıktı. Filmde hatırlıyorum bunu. Evet. Bir Balbazar'ım var. Çok mutlu oldum. Arkasından umarım devamı gelir. Ah be. Bir Psyduck çıktı. Bu da filmde epey bir başımızı ağrıtmıştı. Ve bir yine Lickitung çıktı. Ya zaten 4 tane koyuyorsunuz. Aynı pakete 2 paket koyuyorsunuz. Bari aynı kartı koymayın. Neyse artık diyecek bir şey yok. Bunu da tecrübe ettik. Kaliteli bir paket açılımı olmadı benim açımdan. Sadece Detektif Pikachu'yu bir de nereye koydum? Şunların birine kaldırdım. Magneton iş yapar. Şu an için bugün açılabilecek başka ne kaldı diye bakıyorum. Evet bu var. Bunu özellikle çok şey yapmadım. Şöyle bir şey var. Bu Pokemon Center'dan alınma. Japonya yani. Official Pokemon Store olarak geçiyor. Lego Store gibi düşünün. Bunlar ikisi anahtarlık. Küpe değil yanlış anlaşılmasın. Ben dediğim gibi Magikarp ve Gyarados'u çok sevdiğim için bunları aldım. Her Pokemon'un bu arada var. Ama benim favori Pokemon'um bu ikili olduğu için bu ikisini seçtim. Bunu açıp bir şey yapmayı düşünmüyorum. Bu şekilde böyle bir kutu var. O kutuda çerçeveleyip böyle saklarım gibi düşündüm. Şu an için evet bütün figürler var. Bütün kartlar var. Daha artık üzerine konuşacak bir şey yok. Bu kadar Pokemon üzerine... Bir an önce videoyu kapatıp ben yukarıda oyun oynamaya gitmek istiyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Eğer Pokemon'u da çok seviyorsanız ve nerede oynayacağım diyorsanız Google'a sadece bir GBA emülatör yazıp oradan Pokemon oyunlarını bulup oynayabilirsiniz. Bununla ilgili fikir isterseniz yoruma yazın. Yardımcı da olurum. Şimdi ben oynamaya gidiyorum. Haydi görüşmek üzere. Bol Pokemon'lu oyunlar olsun. Kendinize iyi bakın.